Yani pek şaşırtıcı şeylerden onun için pek anlatmıyorum ama onunla ilgili kitaplar var piyasada satılan. Yani benim bulunduğum bölüme gelen doktorlar baygınlık geçiriyorlardı olan şiddetinden. Hocam Yani. müsaade ederseniz onunla ilgili de bir film var. Onu gösterebiliriz. Uygun görseniz. Tamam, bakalım. Akşama kadar böyle hastanın şıdıkları oluyordu orada. Burada elektroşok uygular. Sık sık benim gözümün önünde yapıyorlar hastalara elektroşok uygulaması. Evet, bizim konforlu bahçemiz burası da. Yani gezinti yaptığımız yer de burasıydı. 10 ay kaldım bunların içerisinde ben böyle bu şekilde. Bu bahçede de gezinti yapıyordum. Çok geçmiş olsun hocam. Büyük badire atlatmışsınız. Bunlar da arkadaşlarım oradaki. Hocam o dönemdekiler saldırgandı. Evet. En tehlikeli olanlar Evet. sizin yanınızdaydı. Evet. Geçmiş olsun hocam. Hakikaten çok Allah razı geçmiş olsun. Evet, biz hocam maşallah insan böyle seyrederken o görüntülere bile bayağı bir ürkünç geliyor. Siz o dönemde 10 ay gece gündüz orada en tehlikeli hastalarla Evet. kaldınız. Yine bunlar tedavi görmüşler. Benim bulunduğum yer akut serviste. Daha da saldırganları yani. Tedavi Daha daha henüz tedavi görmemiş. edilmemişlerin içindeydi. Bunlar en iyi halleriydi. Çok fena. Tabii. O titreme de Haldol'ün etkisini oluyor. Verilen ilacın etkisini hepsinde oluyordu hastaların tamamında bir titreme oluyordu. İki tarafa öyle sallanmalar, o tip hareketler hemen hemen hepsinde vardı. Rahmetli Yıldırım Akdoğan'a da git akıl hastalarından konuş diyordu. Ben insanlarla ne konuşayım, nasıl anlaşayım yani? Öğüt olarak mı Tabii tabii. veriyorsunuz? Doktorlarla görüşmeyeceksin dedi. Hemşirelerle de görüşmeyeceksin dedi. Onları etkiliyorsun sen konuştuğunda dedi. Ondan sonra oradaki hiç kimseni görmüyor. Kimlerle konuşayım efendim dedim. Git dedi hastalarla Hastalarla. görüş dedi. Onlarla sohbet et dedi. Hiçbir şey anlamıyor. Onlar şuuru kapalı dedi. O zaman git dedi böyle banyodan bozma, İkinci Dünya Harbi'nden kalma çok berbat bir oda. Yani ve itti mi kapısı açılıyor zaten. Kapının üstü de açık, altı da açık. Hani kovboy filmlerinde oluyor böyle kapısı, Evet, böyle o tarz bir kapısı olan bir yer. Şöyle yani bir köşeyi bana tahsis etmişlerdi. Benim ofisim gibiydi artık öyle düşünün. Yani isteyen istediği gibi görüyor. Oraya git o zaman dedi. Orada düşün dedi. Yani ben buraya niye geldim diye bir düşün o zaman dedi. Yani bu akıl hastanesine gelme sebebim ne olabilir acaba diye dedi. Onları düşün istersen dedi. Ben zaten biliyorum niye geldim. Yani düşünmeme gerek yoksa. Evet. Hocam o dönemde 7 kişi ölmüştü galiba. Evet, 7 kişi Ölmüştü. öldürdüler o Evet, dönemde. çok tehlikeli bir ortamdı. 7 kişi öldürdü. Böyle Hastanede, o sırada. Hastalar, cezai ehliyeti olmayan insanlar ve her an her şeyi yapabilen insanlar. O dönemde hocamızın orada kaldığı dönemde 7 kişi öldürüldü. 300 kişilik koğuşta kalıyorduk. O koğuşun kenarında da benim ufak bir yerim vardı böyle, köşede. Ölen hastalar oluyordu akıl hastalarından.
bilinmiyordu. Yani orada bozulduğunda, ceset bozulduğunda anlaşılıyor. Battaniyenin altında kalıyorlardı. Kimse yani, bakmıyor zaten. Yani rezalet paçadan akıyor canım. Yani öyle tarif edecek gibi değil. Ben insanların midesi bulanması diye söylemiyorum. Yani düşünün, hiçbir kontrolü olmayan bir insan, aklı tamamen kapalı bir insanın temizliği nasıl olabilir? Yani ne derece kendine dikkat edebilir, değil mi? Çok fena. Evet. Allah size güç kuvvet vermiş orada. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hocam maşallah. Bir kitap var yine Bakırköy ile ilgili. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin gizli tarihi diye. Orada yer alan hasta bakıcılar, doktorların ifadeleri var içinde. Evet. Böyle gerçekten çok ibretlik ifadeler. İzin verirseniz birkaç tanesini okuyacağım inşallah. Evet. Diyor ki, gene bir hemşirenin ifadesi, Ayşe Altınyurt. Getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu. Bazen 7 kişi hastayı zapt edemezdi. 1-2 personelin gözünü çıkarmıştı hastalar. Birbirlerinin burnunu, kulağını ısıranlar oluyordu. Bitler duvarlarda yürüyordu. Bir battaniyeyi birkaç hasta paylaşıyordu. Ölen bir hastanın fark edilmesi bazen birkaç günü buluyordu. O zamanlar 14B'ye bir şekilde yolu düşen hastalar bir daha çıkamıyordu. 14B benim mekan. O söylediği benim kaldığım koğuş. Ünlü 14B, evet. Bir de oraya koydular. Evet, oraya yani. Yani. Bir başka hemşire, ağır bir koku vardı. Etraf pis ve dağınıktı. Sıcak sular akmadığından hastalar yıkanmıyor, bitleniyorlardı. Hastalar çırçıplak yerlerde yatıyordu. Hepsinin kafası tıraşlıydı. Hepsi birbirine benziyordu. Servisin içine girmek çok ürkütücüydü. Yemeklerini elleriyle yiyorlardı. Tedavide suyun içine ampuller kırılıyor. Hastaların hepsine standart birer bardak içiriliyordu. Bir sabah 14A kahvaltı kontrolüne gittiğimde kahvaltı olarak güğüm gibi kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe kepçe hastalara veriliyordu. Sabah kahvaltısı gerçekten o tarz oluyordu. Evet, doğru. Evet. Çok fena. Korku filmlerini andıran, hayatın gerçekleriyle karşılaşmaya hazır mısın diye sorulduğum tenüshanede diye anlatmış. Hayret, şaşkınlık, hatta dehşet içinde bakmıştım. Yine bir başka doktorun, kimi elleriyle yemeye çalışır, bir itişme ve kakışma yaşanırdı. Elektroşok düşünülen hastalar yataklarına yatırılır ve arka arkaya sırayla elektroşok uygulanırdı. Hep benim göz önümde yapıyorlar zaten elektroşok. Bu uygulama hala evet. Devam eden bir uygulama. Tabii. Ben hani sanki 50'lerde 60'larda uygulanıp şimdi artık yapılmıyormuş. Yani hastayı tutuyorlar, birkaç kişi tutuyor, elektroşok verildi, hopluyor havaya böyle. Yani zıplıyorlardı. Yani bazılarının dişleri kırılıyordu şeyin şiddetinden, elektroşokun şiddetinden. Ağzına bez sokuyorlardı, ağzın dilini ısırmasın diye. Buna rağmen dişi kırılanlar oluyordu. Yani çok yüksek elektrik bir voltaj veriyorlar. Evet, evet. Oradaki bir çalışan için bir dal parçasına sarılmış tendir diyotla pamukla hastaların kalçasını siliyor. Mubasır'da ne kadar ilaç olduğunu bilmediğim 20'lik bir şırınganın içindeki ilacı iğne değiştirmeden hastalara vuruyor. Kafasına göre enjekte ediyordu. Yemek iki çeşit de olsa aynı kaba konur. Hastalar elleriyle yemek yerdi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyordum. Benim Somya'da şu tarz bir Somya'ydı, bir tane öyle İkinci Dünya Harbi'nden kalma. Savaş zamanından kalma, evet, asker şeyleri evet, gibi evet. Yani hakikaten. Hastaların hemen hemen tamamı suç işlemiş, kimileri de işledikleri suçlar nedeniyle gazete manşetlerine kadar çıkmışlardı. Aslında ben de onun kadar korkuyordum diyor orada kalan bir avukat. Neyse, bu kadar yeter. Evet, çok çok evet. Moral bozucu. Gerçekten çok geçmiş olsun. Hocam o dönemle ilgili, sizin yaşadığınız dönemle ilgili bir kupür evet. Bulmuştum. Evet, o zaman gazetede çıkmıştı benim. Evet. Akıl Hastanesi'nin penceresinden resmimi çekmişlerdi. Adnan Hoca'ya evet. Manevi işkence diye. Evet. O zaman gazete Azılı Hastalar adını 14A. Adını, evet. Azılı Hastalar bölümüne atıldı. Yazıyor mu orada 14A? Evet, evet yazıyor. Evet. 14A yazıyor. Oktar evet. Hastanenin Azılı Hastalar bölümüne atıldı. Evet. Hastane başhekim yardımcısı arkadaşlarımıza çelişki açıklamalar yaptı. Evet. Hakkında hafif hasta raporu bulunan Adnan Hoca'nın Bakırköy H2 bölümünde yatması gerekirken K13 ve A14A gibi azılı hastaların bulunduğu bölümlerde tutulması
ancak bir kasıtla irtibatlandırılabiliyor diye haber yapmıştır hocam evet. O dönemde. Sonra da maşallah Türk gibisin, bayağı akıllısın neden, hiçbir şeyin yok, sağlıklısın. Niye beni 10 ay burada tuttunuz? Yani değişiklik olsun diye olmuş olabilir. Bir de hocam o kadar evet. Suç işlemiş hasta varken sizi orada zincirlemişler, siz anlatmıştınız. Evet, yatağı ayağımdan zincirlediler. Böyle kalın baklalı zincirle. O da hiç görülmemiş bir şey. Onu hiç anlayamadık. Yani evet. Yaşam... Adli tıptayken 45 gün ayağımdan zincirli olarak tuttular. Yaşamaması evet. Gereken şeyler olmuş. Evet. Bu da akıl hastanesinin penceresinde bir hatıra, fotoğrafımız. Arkadaşlarım yanımda da. Evet. Bu en sık bu konuyla ilgili sizde koydukları evet. Resim. Sizin bu konunuzla ilgili en evet. Sık görülebilecek olan resim. Evet. Evet. O zamanlar tabii Allah'ın bir imtihanı o. Evet. Ben ama bayağı neşeliyim orada da. İbadetlerimi muntazam yapıyordum, namaz kılıyordum. Maşallah. Kitabımın tahsihlerini yapmıştım. İkinci maşallah. Baskısını kitap tahsihlerini orada hazırlamıştım. Edit ettiniz o sırada. Evet, evet. İnşallah. Maşallah orada bile İnşallah. Çalıştınız. Annem yiyecek getiriyordu, meyve falan getiriyordu. Akıl hastaları daha kapıda kapışıyorlardı yani elinden alıyorlardı. Evet. Size ulaşmıyordu muhtemelen. Afiyet olsun, helal olsun. Helal Gariban olsun. Onlar yani Allah onlara nimet olarak getirttiriyor. Mühim olan ama annem acayip korkuyordu onları gördüğünde. Biraz tabii yiğit delikanlı ama neyi söyleyeyim. Ama gerçekten hocam. Akıl hastalarına insanlar çekiniyorlar yani gerçekten bir. Yani ne olur ne olmaz gibisinden evet. Olabilir. İnşallah. Tabii moral bozucu değil aslında. Yani dışarı bakan için. Diğer insanlar için. Anneler için evet, olmuştur o, muhtemelen ama. Metanetli olursa hiçbir şey olmaz. Yani o Allah'ın bir imtihanıdır. Onları yaratan da Allah. İnşallah hocam. Allah en zorları göstertir ki biz inşallah cennetin kıymetini bilelim. Dünyanın kıymetini i̇nşallah bilelim. Hocam. Değil mi? Allah bizim azmimizi, kararlılığımızı görüyor orada. Yani onu ne kadar seviyoruz, ona ne kadar bağlıyız. İnşallah. Değil mi? Cesaretimiz ne kadar, metanetimiz, sabrımız nasıl? Cenab-ı Allah bunu bize gösteriyor. Siz bunu bir fırsat olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii bu çok açık, net. Yani mucizedir zaten benim oraya gitmem. Mesela bir süre sonra da ruhen ve bedenen tam sağlıklıdır diye rapor verdiler. Evet, o rapor da evet. Burada var hocam. Genelkurmay Başkanı GATA'dan, Gülhane evet. Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, Haydarpaşa İstanbul sağlam raporu Adnan Oktar. Burada da sağlam şeklinde verilmiş rapor 18.8.2000 tarihinde. Evet. Evet orada askeri, adli tıpta da öyle, üst ihtisas kurumunda da yine ruhen ve bedenen sağlamdır diye raporlar. Maşallah. Allah razı olsun. Vardır bir hayır. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Samimiyetten örnek. Mesela akıl hastanesinden alalım örnek. Konuşuyoruz. Evet. Samimiyse bir Müslüman, onun Allah tarafından özel yaratılmış bir mizansen olduğunu bilir. Çünkü orada Allah bir sanat meydana getiriyor. Mesela akıl hastaları gösteriyor. Bağırıp çağıran insanlar gösteriyor. Eski somyalar gösteriyor. Allah istese çok mükemmel bir görüntü de göstertebilir. Ama o da ayrı bir sanattır. O ayrı bir detaydır. Çünkü orada akıl hastasının sesine karşı sabırlı olacaksın. Anormal hareketlerine karşı sabırlı olacaksın. Oradaki tatsız, kirli ortama karşı sabırlı olacaksın. Yani bir nevi cehennem özelliği gibi bir özellik evet. Gösteriyor. Hepsine karşı sabırlı olmanın anlamı nedir? Ya Rabbi diyorsun, ben seni çok seviyorum. Her ne olursa olsun sana aşkımı, sevgimi, muhabbetimi asla bırakmam. Bunu bir hikmet olarak tabii, görüyorum. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam. Değil mi? Canımı maşallah. Alsalar diyor. Değil mi? Malımı alsalar. Değil mi? Vücudumu parçalasalar. Yine bırakmam diyorsun. Bu nedir? Deli aşık demektir. İşte Allah bunu istiyor. Aşk olmadıktan sonra ne dünyanın anlamı vardır, ne cennetin anlamı olur. Hiçbir yerin anlamı kalmaz. Allah seversin.